Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Son dönemde yurttaşların telefonları yurt dışından gelen aramalarla sıkça çalmaya başladı. Dünyanın pek çok yerinden farklı alan kodlarıyla WhatsApp üzerinden aramalar yapılıyor ve bu aramalar genellikle iki defa üst üste şekilde yapılıyor ve üstüne de Türkçe mesajlar gönderilerek yurttaşların telefonlarına bildirimler geliyor. Yurttaşlar telefonların yurt dışından gelen özelliklerini nasıl engelleyebilirim? Ve bundan çok rahatsızım, ne yapmam gerekiyor diye kafalarındaki soru işaretleriyle yaşamaya başladılar son dönemde. Biz de bu konuyu mercek altına alalım dedik. Konuğumuz alternatif bilişim uzmanı Faruk Çayır'la bugün bunu konuşacağız. Neden bizi yurt dışından arıyorlar diye. Sayın Çayır, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Az önce de belirttiğim gibi telefonlarımıza sürekli alan kodları yabancı olan yurt dışından aramalar geliyor. Öncelikle bu insanlar bizi neden arıyorlar ve nereden buluyorlar bu numaraları da bize erişebiliyorlar? Şunu söyleyebilirim. Hani tabii bu konuda net bir şey söyleme şansımız yok. Tabii çoğunlukla internet üzerinden geçtiğimiz ay ortaya çıkan veri sızıntısıyla birlikte daha fazla artmaya başladı. Ben Alternatif Bilişim Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum. Aynı zamanda avukatım ve bilişim hukuku çalışmaları yürütüyorum. Bu konuda uzmanlık alanım bu olduğu için çokça soru geliyor. Müvekkillerimizden de çokça soru geliyor. İşte buradan bana icra takibiniz var diye mesaj geldi. Ya da işte WhatsApp'tan beni aradılar, böyle böyle bir şey dediler. Yurt dışı numaralarından arayıp işte sizin şunu şunu biliyoruz, şu örgüte üye olduğunuz için şu kadar para yatırmanız gerekiyor diye çokça dolandırıcılık yöntemini kullanıyorlar. Biz bunlara yani teknik anlamda oltalama phishing dediğimiz yöntemleri kullanıyorlar. Sizleri işte ele geçirdikleri bilgilere göre anne baba adınız, kimlik numaranız, adresiniz, doğum tarihiniz, işte kardeşlerinizin ismi gibi farklı bilgilerle ikna etmeye çalışıyorlar. Yani bunlarla ilgili benim söyleyebileceğim tek şey, hani kesinlikle bunlara itibar etmesinler. Kesinlikle böyle bir gönderilen bağlantılara tıklamasınlar, WhatsApp'tan gelen bağlantılara. SMS'de gelen, mesajda gelen borcunuz var gibi şeylere de kesinlikle inanmasınlar. Çok basit yöntemlerle doğrulanabilir bunlar. O yüzden hani temkinli davranmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki bu bir güvenlik zaafı mı? Efendim? Bu bir güvenlik zaafı mı? Baktığımızda şimdi bizim verilerimiz demek ki bir yerlerde dolaşıp duruyor. Tabii orası net. Kesin diyebilirim. Hani geçen ayki söylediğimiz bu bir internet sitesinden kişisel verilerin satışa çıkması işte 7 dolar, 70 dolar sizin elde etmek istediğiniz bilgiye göre değişen fiyat teklifleri sunuyorlar. Şimdi hani basit yöntemle bedava olan kimlik numarasını sorguluyorsunuz, ismini sorguluyorsunuz, adresini buluyorsunuz falan. Ama bunun haricinde işte sağlık verileri, tapu verileri gibi verilere ulaşmak istediğinizde ücretli hale dönüşüyor. Bunun da derecesine göre farklı rakamlar isteniyor. Bu daha önce de bu konuda açıklamalarımız olmuştu. Yani bu verilerin çalınması işte E-Devlet'ten ne oldu, başka bir yerden ne oldu, bunun çok tartışması döndü. Yani ister E-Devlet'ten olsun, ister E-Devlet haricinde başka bir yerden veri sızıntısı olsun. Yani bu verilerin devlet kurumlarından alındığı ve devlet kurumlarındaki bilgilerin kopyalanıp dağıtıldığı açık ve net. Yani bunu kimse yadsımıyor. Dolayısıyla hani benim tahmin yürütme imkanım olmadığı için şunu söyleyebilirim. Yani bu bilgilerin çoğunluğu İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan Emniyet Kuvvetleri, Nüfus İdaresi gibi kurumlardan alınan bilgiler. Ama çoğunluğu bu bilgilerin, verilerin çoğunluğu İçişleri Bakanlığı'ndan sızmış gibi duruyor. Çünkü birçok kurumu içerisinde barındırıyor İçişleri Bakanlığı. Dolayısıyla hani bu verilerin oradan sızmış olduğunu söyleyebilirim. Yani devlet yurttaşın verilerini koruyamıyor diyebilir miyiz? Ben buradan bunu anlıyorum çünkü. Kesinlikle öyle. Hani şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani her şeyi E-Devlet'e entegre edip
E-Devlet üzerinden çoğunlukla işlem yapabilir durumdayız. Tabii bu çok büyük bir kolaylık, çok büyük bir zaman tasarrufu. Bunların hepsine evet biz de katılıyoruz ama bunun güvenli bir şekilde yapılması ve vatandaşların aynı zamanda bu bilgilerin nasıl konulduğunu da şeffaf bir şekilde aydınlatılması gerekiyor. Şimdi hani bu E-Devlet'ten girdiğimiz o verilerin nasıl korunduğunu, ne gibi güvenlik önlemleri alındığını, çalındığında buna ne gibi bir müdahale edilebildiğini, ne yapıldığını hani çok bilme şansımız yok. Bununla ilgili bir açıklamada yapılmıyor işin açığı. Şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlı bir USOM, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi diye bir kurum oluşturdular. Ama bu kurum devlet kurumlarının programlarının, kullandığı programların yamalarını ve güncellemelerini yapmak haricinde bir duyurusu yok. Ne yapıyor, ne ediyor, nasıl önlemler alıyor, bu siber olaylara nasıl bir müdahale ediyor? Hani bunu açık bir şekilde göremiyoruz. Bir diğer hususta hani şey gibi bir durum var. Hani bu veriler çalındıktan sonra bunun sorumluluğunu kim alacak onu da bilmiyoruz. Ama hani yine tahmini olarak söylüyorum. Kurumların içerisinde bu tür programları, yazılımları farklı üçüncü taraf dediğimiz üçüncü taraf şirketler yapıyor. Yani taşeron şirketler bu işleri yürütüyor. Bilişim, güvenlik gibi işlemleri. Dolayısıyla kurum içerisinden bir memurun bu bilgileri sızdırdığını söyleyemeyiz ama hani ben tahminimi söyleyebilirim. Üçüncü parti şirketler ya da bunların çalışanları tarafından bile sızdırılmış olabilir. Çünkü hani bu işleri taşeron şirketler vasıtasıyla devlet kurumları bunlar vasıtasıyla yürüttüğü için bu da büyük bir güvenlik zafiyeti yaratıyor diye düşünüyorum. Şeyi hatırladım şimdi siz konuşurken siber daire başkanının, siber suçlarla mücadele daire başkanıydı sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir veri sızıntısının olması mümkün değil hatta imkansız gibi bir ifade kullanmıştı sanırım yakın zamanda Haziran ayı gibi olması lazım. Evet. Böyle bir şey eğer varsa nasıl erişim sağlanıyordur sizce? Yani şöyle, ne kadar hani doğru kendisi diyor ki hani E-Devlet'ten veri sızması imkansız diyor. Yani hani biz E-Devlet'ten veri sızıntısının doğrudan E-Devlet'ten olduğunu bilmiyoruz, tahmin yürütüyoruz. Ama bu tahminlerimizin içerisinde de şundan kaynaklı olarak söylüyoruz. Bu veriler E-Devlet sistemine entegre edilmiş olan tapu verileri, sağlık bilgileri, e-nabız verileri, vatandaşlık işleri, nüfus ve vatandaşlık işleri, daire başkanlığının verileri, adli sicil bilgileri yani hani bunlar E-Devlet şifresiyle girebileceğiniz entegre edilmiş E-Devlet'e sistemler. Dolayısıyla hani doğrudan E-Devlet'ten olmayabilir ama yani söylediğim gibi bir yazılım firmasının çalışanı, üçüncü parti yazılım firmasının çalışanı tarafından da sızdırılmış olabilir. Yani bunlar çokça karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hani ya da eski verilerin güncellenmesi, yani güncel görünüyor veriler. Önceden de bu veriler çalınmıştı. Hatta Sağlık Bakanlığı parayla bile satmıştı. Yani bunun davası açıldı. Bu davayla ilgili ihale usulü sattığı davayla ilgili mahkeme karar verdi. Yani Yargıtay kararı var bu konuda. Hani yok demenin bir anlamı yok yani. Hani çalınmadı, yok kesinlikle böyle bir şey olmaz, yapılamaz deme gibi bir inkar etmenin de bir faydası yok. Yani hani çalınmış ama bir çaresine bakalım. Hani işte sivil toplum örgütleriyle, kurumlarla bir araya gelelim. Bunun önlemini nasıl alabiliriz? Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz? Vatandaşları nasıl bilinçlendirebiliriz? Ben sivil toplum örgütü temsilcisiyim. Hani biz üyelerimize, temas edebildiğimiz insanlara nasıl güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bize Sayın Sayın, tam bu noktada bir araya girebilir miyim? Tabii. Ben de size şeyi sormak istiyordum tam bu noktada. Şimdi belli ki bir güvenlik zafiyeti var. Bundan da kaçınmak isteyen bir halk var. İnsanlar verilerinin tabii ki de sızmasını istemiyor. Şimdi bundan kaçınmak mümkün mü öncelikle? Bir bunu sorayım. Bir de ne yapmak gerekiyor? Hem devlet hem de yurttaşlar bazında biz ne yapabiliriz?
Yani bu veriler alındı, kötü niyetli birilerinin elinde ve hani bugün ya da yarın ne zaman size bu tarz mesajlar geleceği, ne zaman böyle bir dolandırıcılık yöntemine maruz kalacağınızı bilme şansınız yok. Birilerine parayla da parasız da bir şekilde satıldı. Bu veriler de dolaşıyor. Bunun öncesinden önleme alınması gerekiyordu. Şimdiden sonra devletin buna karşı bir önlem alma gibi bir isteği de yok işin açığı. Çünkü çok büyük bir olay bu. Devletin tek başına bunun önlemini alma şansı yok. Bunu çalınmadan önce bu sistemlerin güvenliğini sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla hani devlet açısından çalınmadan önce bunu yapacaktı. Geçmiş olsun, devletin yapabileceği işte gider bu verileri mesaj gönderen Türkiye'de eğer bağlantısı olan birileri varsa gider o kişileri yakalar, işte ceza davası açılır falan. Hani böyle bir şey olabilir. Alabileceği en büyük güvenlik bu. Ama diğer taraftan vatandaşlara büyük iş düşüyor. Her zaman olduğu gibi büyük yük vatandaşlarda. Buralardan gelen mesajları inceleyip sık dokuyacaklar. Gönderilen internet linklerine tıklamasınlar. Yani yurt dışıyla bağlantılı bir durumumuz yoksa, eşimiz, dostumuz, akrabamız yoksa yurt dışında, sizi boş yere yurt dışı numarasından aramazlar. Tanımadığınız bir numaradan aranmanız halinde bunu ciddiye almayın. Ya da onların gönderdikleri linklere itibar etmeyin. SMS gönderiyorlar, SMS'lere itibar etmeyin. Hatta geçenlerde bir durum daha oldu. Hani mesaj göndermişler, mesajla telefonla iletişime hiçbir şekilde geçmeyin. Siz iletişime geçtikçe, iletişim kurdukça size daha fazla yüklenmeye, siz istemeseniz bile her gün aramaya, gün içerisinde defalarca kez aramaya maruz kalıyorsunuz. Çünkü sizi ne kadar kısa sürede, ne kadar çok sıkıştırırlarsa, ne kadar sizi darlarlarsa, o kadar siz panik olup ya da artık lanet olsun deyip bir şey söylemeye, bir şey yapmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bunlardan gelen numaraları dikkate almayın. Hatta UYAP sisteminin kopyasını bile yaptılar. Size mesaj gönderip, işte şurada sizinle ilgili dava açılmış, ceza mahkemesi. Ceza davasında para cezasını bize ödeyin gibi bir şey gönderiyorlar. Sahte UYAP sitesi yapmışlar. Sahte karar dahi yazmışlar. Oraya siz kim ismini girerse girsin kararın içeriğinde sizin girdiğiniz kimlik numaranız ve isminizle, yani sorgulamayı bile E-Devlet'te falan değil, isim soy isim kimlik numarasıyla yapıyorlar ki çıkan o kopya kararda sizin isminiz, soy isminiz, kimlik numaranız yazsın. Hani böyle bir duruma getirdiler. Dolayısıyla hani bunlara hiçbir şekilde itibar etmeyin. Yapabileceğiniz en büyük şey doğrulama. Sizinle ilgili bir dava var, bir icra takibi var. Bize şu kadar para gönderin gibi mesajları alıyorsanız doğrudan E-Devlet'in kendi sitesinden girip doğrudan işte UYAP sistemine yönlendirilerek sorgulamalar yapabilirsiniz. Ama sahte sitelere kanmayın. Doğrudan E-Devlet sitesi içerisinde dava bilgilerinizi, icra takibi bilgilerinizi görebilirsiniz. O yüzden sorgulanması gereken esas yerden sorgulayın. Yoksa da zaten itibar etmeyin. Sayın Çayır, çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz bize konuyla alakalı. Ben teşekkür ederim. Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Avukat Faruk Çayır'la devletin veri sızıntısına sebep olan bir takım uygulamaları veya ihmalkarlığı sebebiyle yurttaşların telefonları neden aranıyor? Bunu konuştuk. Bu numaralar nereden bulunuyor? Nasıl önlemler alabiliriz? Bundan kaçınmak mümkün mü diye bunları değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın.